Yollarımızla ilgili şikayetler olduğunu biliyorum. Ama yollarla ilgili de burayı açmak istiyorum. Belediyeden kaynaklı, evet, yer yer kurların oluştuğunu biliyoruz. Bunlar benim söylediğim, sözünü de verdiğim ilk 100 günde yapacağım hizmetlerin başında geliyor. Ama daha aslında tehlikeli ve insanların şikayet ettiği, aslında yetkilinin kim olduğunu bilmedikleri bir durumu da açıklıkla paylaşmak istiyorum. Nedir o? İzmir Gaz bir şirket. Sahibi belli olan, bir kişi olan bir şirket. Bir kamu kurumu kuruluşu değil. İzmir Gaz'ın Bayraklı Belediyesi ile hiçbir ilgisi yok. Tamamıyla kar amacı güden, kendi karına göre yatırımları gerçekleştirip bir yerlerde hizmet eden bir firma olarak düşünün. Ve şunu söyleyeyim, bu firmanın açtığı kazıları kapatmamasının sebebi olarak da vatandaşlarımız belediyeyi biliyor. Bugün Onur Mahallesi'nde Yamanlar'daki kazıları, günlerdir orada kazılar var ve hatta bir yönüyle de AKP adayının da gidip orada videolar çekerek çok üzücü bir şekilde, bugüne kadar biz bunu mesela siyasete alet etmedik. Şunu biliyorduk. Kendimizce İzmir Gaz'da olsa, Gediz'de olsa vatandaşın yararına yapmış olduğu çalışmalarda imkanı yetmemiş olabilir, imal olmuş olabilir, gecikme olmuş olabilir. Bunun üzerine hiçbir yerde siyaset yapmadık. Hiçbir yerde gidip de bakın buradaki kazanın sebebi biz değiliz. Kazıların üzerinden biz bugüne kadar siyaset yapmadık. Hiçbir yerde bunu ben de dahil olmak üzere mevcut belediye başkanımız, büyükşehirimiz dile getirmedi. Çünkü vatandaşa hizmet olarak görüyordu. İzmir'de bunu siyasete alet eden yine kendi peşkeş çektikleri, kendi verdikleri adamlar tarafından dile getiriliyor. İzmir Gaz bunun karşılığında devletten ödenek alıyor. O yolu açıp, yolu kapattığında orada bir ödeme alıp onu yapması gerekiyor. Sonraki aşamalarına ayrıca geliriz. Ben belediye başkanı olduğumda bütün vatandaşlarımıza şunu sözünü veriyorum. Bir kazı yapıldığında ne zaman kapatılacağını sözünü alıp orada yazacağız. Kime bağlı olduğunu, kimin kazdığını, ne zaman kapatılacağını vatandaşımız bilecek. Çünkü biz bunları hak etmiyoruz. AKP'nin adayları karşımıza geçip bunları belediyenin eksiğiymiş gibi, belediyenin yetersizliğiymiş gibi anlatıyorlar. İzmir'de bir algı oluşturmak üzerine ben bunların artık maksadı açık bırakıldığını düşünüyorum. Ama bugün rakiplerimiz tarafından bu kullanıldığında da eğer bu yönde bir açıklamaları olmuyorsa, arkadaşlar bu belediyenin sorumluluğunda değil, bunu biz kazdık, biz kapatmadık, kusur varsa da bizde demiyorlarsa demek ki zaten birlikte bir oyun kurulmuş. Bu oyuna da maalesef kendi şeylerimizi alet ediyorlar. Evet.